Merhaba dostlarım ben Neo. Dün Ruhi Çenet Sabrım Taş'ta artık yeter adında bir tane video yükledi. Video başlığını ve tam yılı görünce açıkçası baya bir şaşırdım. Şaşırmamın sebebi de aslında çok basit. Ben Ruhi'nin bugüne kadar herhangi bir şekilde ne sinirlendiğini, ne kimseyle tartışma yaşadığını, ne de biriyle münakaşaya girdiğini şahsi olarak görmedim. E zaten tahmin edersiniz ki clickbait yapacak veya buna ihtiyacı olan birisi de olmadığından dolayı direkt olarak videoyu izlemeye başladım. Videoyu izlerken çok uzun zamandır yaşamadığım bir durumu yaşadım. Böyle elim ayağım titredi. Bildiğin sinirden elim ayağım titredi. 21. yüzyılda hala bu zihniyet insanları görmenin bendeki etkisini kimse bilemez. Bu belki de bu yaşıma kadar ailemin ve benim yaşadıklarımla alakalı. Gelin şimdi bakalım Rui Çenet neden bu videoyu çekmiş? Rui Çenet'i bu kadar sinirlendiren şey nedir? Herkese merhaba ben Rui Çenet. Bu videoda ilk olarak beni İslam düşmanlığıyla suçlayan bir kanalın videosunu izleyeceğiz ve İslam hakkında konuşacağız. Birçok kendine Müslümanım diyen insanların bakın İslam'la alakalı herhangi bir şey söylemiyorum. Kendine Müslümanım diyen insanların en büyük sorunu başkalarını İslam düşmanlığıyla suçlayarak linç ettirmeye çalışması. Ağzınızdan bu tür insanların düşüncesine ters en ufak bir şey söylediğiniz takdirde direkt olarak İslam düşmanı oluyorsunuz. Fakat sorun şuradaki bu tür zihniyetteki kişiler karşıdakinin Müslüman olup olmadığına dair bakmıyor. Bunlar kendi inancına sahip insanlara da aynısını yapıyorlar. Şu an dünyada birçok kendine Müslümanım diyen insanların kutuplaşmış olması buna en büyük örnek. Her grup en doğru İslam'ı kendisinin yaşadığını ve en doğru onların olduğunu iddia ediyor. Onlar dışında olan herkes İslam'ı kötülemeye çalışan Müslüman kılıklı anti İslamcı. Youtube'da bile hatta bunlarla alakalı onlarca kanal var dostlarım. Mesela bakıyorsunuz 5 tane İslam kanalı var diyelim. Trajikomik bir şekilde bunların beş kendilerinin doğru olduğunu söylüyor fakat diğer İslami kanalların yanlış olduğunu söylüyorlar. Eğer bu böyle giderse isteseniz de zaten ortada bir barış falan olmayacak. İnsanlar ölmeye çocuklar savaş ortasında kalmaya devam edecek. O yüzden duyduğunuz her karşıt görüşte insanı din düşmanı ilan etmeyi bırakın. Suudi Arabistan üzerinden İslam'ın değerlerine saldırmaya saldırmaya yönelik konuşmaları var. Kendisinin ne kadar uyanık olduğunu düşünse de biz bu konuda o kadar üstün zannedemeyeceğiz. Üstün zannedilecek bir durum da yok zaten. E sen Suudi Arabistan anlattığı zaman bugün İran'ı dahi anlatan insanların aklına İslam geliyor. Sen tutup böyle bir ülkede eğer böyle iddialar yaparsan o zaman bu işin ucu İslam'a dayanır bütün batı medeniyet demekle İslam'ı sadece Araplara ve Suudi Arabistan'a bağlamak kadar cahilce bir davranış yok. Bak bunu Müslüman olmayan bir insan yapsa ben yine bir şekilde kabul edebilirim. Fakat bunu bir Müslümanın yapması kadar trajik komik bir şekilde daha doğrusu kendine Müslümanım diyen bir insanın yapması kadar komik bir şey yok. Bunu yaparsan bir kere zaten otomatik olarak dinini inkar etmiş oluyorsun. Dinden çıkmış oluyorsun. Sen bu hareketi yaparak zaten dinin içindeki evrenselliği yok etmiş oluyorsun. Yani dinin iddia ettiği evrenselliği yok saymış oluyorsun. Bir insan dostların var olan bir durumu nasıl görmek isterse öyle görür. Eğer sen kalkıp Ruhinin yaptığı Suudi Arabistan hakkındaki gerçekler attı videoyu izlediğinde aklına İslam geliyorsa bu senin sorunun, Ruhinin sorunu değil. İslam'la alakalı bir şey yok ortada. Demek ki sen Arapların yaptığı her hareketi İslam'a bağlıyorsun ki böyle bir kanıya var mısın? Eğer böyle düşünmüyor olsan zaten böyle bir video veya savunma yapmazdın. Böyle düşündüğün için de zaten otomatik olarak kimin dine zarar verdiği çok açık ve net bir şekilde ortada. Senin zihniyetin dünyanın en korkunç nükleer silahlarından bile daha tehlikeli. Senin zihniyetin işine gelmeyen ne duyarsan onu söyleyen herkese şeytan veya kafir veya şunun bunun torunu demek üzerine kurulu. Bugüne kadar var olan bütün sorunların temelinde dostlarım bunun gibi insanlar var. Tarih boyunca böyle insanlar var oldu bakın tarih boyunca. Şu anki kutuplaşmanın veya Türkiye'nin yıllarca başının belası olan zihniyet tam olarak bu. Video başlığında Suudi Arabistan hakkındaki gerçekler yazmasına rağmen veya İslam'la alakalı en ufak bir şey olmamasına rağmen bir insanı İslam düşmanlığıyla suçlayabiliyorlar. Ortada resmen sosyal bir linç girişimi var. Böyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Ya bak bunun başka bir adı yok. Dostlarım bakın bunlara sakın kanmayın. Bunların oluşturduğu bu algının derin yaralarını zaten tarih boyunca ve şu şu anda çok rahat bir şekilde görebilirsin. Sizin din konusunda ne kadar hassas olduğunuzu bildikleri için bunu yapıyorlar. Çünkü birini bu konuda damgalamak veya bir şeyler için suçlamak artık günümüzde çok kolay. Sevmediğiniz birine din düşmanı demeniz yeterli. Emin olun kimse onu dinlemeyecek ya direkt olarak linç edip belki de başına korkunç şeyler gelmesine sebep olacak. Siz bakın sakın bu oyuna gelmeyin. Gerçekten gelmeyin. Bakın bir karşıdaki insanı dinleyin. Ne demek istediğini veya ne anlattığına bir bakın. Bazen bazı şeyler için gerçekten çok geç olabilir. Geri dönülemez hatalar yapabilirsiniz bir anlık sinirle. Yapmayın. Bunu sakın yapmayın. Sakin olun ve bu damgayı yiyen insanın aslında ne demek istediğine bir bakın. Emin olmadığınız hiçbir konu hakkında yorum yapmayın. Günü geldiğinde çok 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 fazla pişman olabilirsin. Bu insanlar kanunlardan bahsediyorlar. Yahu edepsiz herif. İnanılmaz bir gerçek varsa o da Türkiye'dedir. O da bu sistemin içindedir. Gerek şu küfür beldesinde yaşamış olabiliriz. Bu sistem küfür sistemi olmuş olabilir. Ama Allah subhanahu ve canımızı alana kadar biz Allah'ın dinini savunmakla mükellefiz. Adamın söylediği bir şeye o kadar fazla takıldım ki yani bunu anlatamam. Adam diyor ki bu küfür beldesinde olmuş olabiliriz fakat Allah canımızı alana kadar bizler Allah'ın dinini savunmaya devam edeceğiz. Ne yapacaksın ya gerçekten savunmak için ne yapacaksın çok merak ettim. Madımak'ta yaptığınız gibi insanları canlı canlı yakarak bu Allah'ın ateşi diyerek bağıracak mısın? Veya ne kadar Müslüman olmayan insan varsa onlarla alakalı başka planların mı var? Dostlarım bana kalkıp adam öyle bir şey söylemedi falan demeyin ya. Bakın inanın bana aynı zihniyet bu insanlar aynı. Konuşmasından veya ses tonundan veya her şeyinden zaten o kadar belli ki bunu anlamamak elde değil. Bu adamla madımakta bunları yapan insanlar aynı. Bakın ben bunu kanıtlayamam fakat aynı. Şu anda dünyada insanların İslam'a karşı bu kadar antipati oluşmasının temel sebebi bu zihniyet. Ben gerçekten anlamıyorum ya bir insanı yerden yere vurarak yani bir insanı tehdit ederek ne yapacaksın veya ne yapabilirsin? Bu videoyu izleyen insanların %99.99'unun ailesi veya kendisi Müslüman. Bizim de ailemiz Müslüman ya. Gerçekten bu zihniyetle alakası yok. Başkasını linç ettirmeye çalışıyorlar ya, bildiğin ezmeye çalışıyorlar. Ellerinden gelseler gerçekten bak vurup öldürürler der ki zaten o fırsatı bekliyorlar. Lan bu dünyaya bir tane faydanız var mı? Bir tane böyle bir tane çakılmış çiviniz var mı? Bu zihniyete soruyorum sadece. Bilime düşman olursun, gelişmeye düşman olursun. Kendinden farklı düşünen ne kadar insan varsa dışlarsın, kutuplaşmaya sebep olursun. Fakat en çok ahkamı da sen kesersin. Baba 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 baba. Katip Çelebi, Farabi, İbn Sina, Ömer Hayyan, Piri Reis ve daha adını sayabileceğim onlarca insan da Müslümandı. Bunlar da Müslüman. Aralarındaki farkı görüyorsunuz değil mi dostlarım? Bu saydığım insanların birçoğu tarihi adını altın harflerle yazdırdı. Birçoğu bilimde çığır açtı. Birçoğu hala kitaplarda ders niteliğinde okutuluyor. Bunun gibiler ne yapıyor peki? Suudi Arabistan'da günlük olarak yaşanılan şeylerden bahsedilen bir tane videoda sen İslam düşmanısın, kafirsin, ahlaksızsın, sizlerle savaş açacağız, bu ülke böyle yönetilemez, sizin burada yaşamaya hakkınız yok, layıklık şeytan icadı, hepinizi yollayacağız bu ülkeden, 10 yaşındaki kız çocukları evlenebilir, kadınları sokağa çıkarmayın, kız erkek yan yana yürüyorsa joblayın gibi sabaha kadar böyle sayacağım şeyleri düşünüyorlar. Bütün ömürleri resmen böyle ya lan nasıl desem yani uygun kelime... Bütün ömürleri ahlak üzerine düşünmekten geçiyor. O gavur dediğiniz insanlar sayesinde sen şu anda o videoyu çektin ve internete yükledin. O teknoloji olmasaydı şu anda sen o videoyu çekemezdin. İnsanlar yeni yaşam alanları keşfedip hastalıkları bilgisayar ortamında silerken sizin tek derdiniz kadınlar oldu ve sanırım hep böyle olacak. Mimar Sinan şu anki devirde yaşamış olsaydı muhtemelen biz aynı dinden olamayız deyip yüzüne tükürürdü. Terbiyesiz herif. Şimdi Ekşi Sözlük ve Uludağ Sözlük'te hakkında yazılmış olan en sert eleştirilere geçelim. Bu embesili video içeriği olarak, hiçliği anlatarak hiç yoktan para kazanıyor. Yaptığıyla ürettiği nedir ya Allah aşkına? Çektiği videoların birçoğu gereksizdir. Yani okulda hani dersin derken sorarsınız ya, bunun hayatımda bana ne faydası olacak? İşte onun gibi. Çoğu videosunda dini kullanan adam. Fotoğraf çekerken <laughs> tren girmiş 10 kişi gibi ya Rui'cim sen akıllı bir insansın. Buna neden bu kadar takıldın? Şahsen ben anlamış değilim. Eksi sözlük dediğin ortam birçoğu bak birçoğu diyorum. Hepsi kesinlikle böyle değil. Gayet güzel, aklı başında hatta çok iyi mesleklere ve bir bilgi birikimine sahip olan insanlar da var ki zaten onlar kendisini belli ediyor. Fakat birçoğu gece gündüz böyle eli şeyinde olup mastürbasyon yapan böyle hayal dünyasında yaşayan gerzeklerle dolu. Hani bu insanların dediğini neden bu kadar ciddiye aldın ki zaten? Birçoğunu belki hiçbir zaman göremeyeceksin bile. Şu anda ben sana 5 tane farklı hesaptan kötü şeyler yazabilirim. Hani bunu ciddiye alacak mısın? Sonuçta herkese açık platform. Kendini zeki zanneden insanlarla dolu ülke çok da şey yapmaya gerek yok. Ayrıca meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Kedi ulaşamadığı ete mındar der. Kazandığın para olsun, sevgi olsun, kazandığın prestij olsun tabii ki bazı insanların gözüne batacak. Zaten bu olmamış olsa sıkıntı olurdu yani. Bunun olmamasının pek de mümkünatı yok. O yüzden çok da takılmana gerek yok. Kimisi küfür eder, kimisi başka bir şey der, kimisi ağzına geleni söyler fakat sen kendini biliyorsan sıkıntı yok. Bana neler neler dediler bu kanalı açtığım için bir bilsen var ya neler neler oldu. Suçlanmadığım hiçbir şey kalmadı. Fakat ben bununla yüzde sözleşmesini bildiğimi düşünüyorum çünkü bu bizim doğamızda var. Bizler işimize gelmeyen şeyleri kötülemeye veya sevmediğimiz kişilere her zaman saldırmaya devam edeceğiz. Sen veya senin gibilerin gerçekten kötü bir niyet olmamış olsa bile insanlar konuşmaya veya eleştiri adı altında tüm değerlerini hiçe sayıp 20 saniyede yazdığı şeylerle seni böyle bitireceklerini falan sanacaklar. Bunlara rağmen senin devam etmen lazım ki zaten edeceksin bunu söylememe gerek yok her neyse. Ben videolarımda evrensel olan bilimi insanlara anlaşılabilir bir şekilde derleyip sunuyorum. Hayatında belki de hiçbir zaman kara delikler hakkında evrensel hakkında veya felsefe hakkında bir bilgi edinmeyecek bir kitle de benim videolarımı izliyor. Bu insanlar bu videolar sayesinde belki bilime karşı bir sempati duymaya başlıyorlar. Diyeceksiniz ki aynı konuyu işlediğinde o yabancı kanalları kaynak göster. Ama Real Life Lore kanalı kendisi kaynak göstermiyorsa ben neden onu göstereyim? Ya bak itiraf ediyorum sana karşı gerçekten çok fazla ön yargım vardı. Gerek bilgi kanallarından aldığın içerikler olsun, gerek birkaç vlog'da gördüğüm böyle hareketlerin olsun bana çok samimi gelmemişti. Fakat çok ciddiyim bu videoyla tüm sorularıma sanırım cevabımı aldım. Haklısın yani neden o kanal böyle içeriği nereden aldığını söylemiyorsa sen gösteresin ki. Bu o ilk içeriği yapan kişiye zaten hakaret gibi bir şey olur. Her neyse işte bazen insanlar yanılabilir. Benim de böyle zaten muhtemelen birçok durumum var. Sana karşı olan ön yargımı şahsi olarak tamamıyla sanırım bitti. Umarım çok daha başarılı işlere imza atarsın. Dostlarım benim genel olarak söylemek istediklerim bu kadar. Sakın böyle saçma sapan algı operasyonlarına gelmeyin. Bakın bunlar gerçekten çok tehlikeli şeyler. Bu bir insana yapabileceğiniz en kötü şeylerden bir tanesi. Hatta bana göre en kötü şey. Düşünün bakın onu yapma Anladığı bir şey için suçluyorsunuz. Hem de bu normal bir suçlama değil yani bizim insanımızın en hassas olduğu şeylerden bir tanesiyle suçluyorsun. Umarım demek istediğimi anlayanlar anlamıştır veya anlamak istemeyenler anlamıştır daha doğrusu. Şimdi gerçekten gitmem lazım. Çok fazla yoruldum. Zaten konuşamıyorum neredeyse. Çok yorgun olduğum halde bu videoyu yaptım. Sağlıcakla kalın. Unutmayın sizden değerli hiç kimse yok. Kendinize çok çayı bakın. Bu arada videolarıma maruz kaldığı için şikayet eden kişiler de olmuş. YouTube'da videonun sağ alt ya da sol üstteydi tam hatırlamıyorum. Orada bir nokta var. Oraya tıklarsanız ilgilenmiyorum seçeneğini göreceksiniz. İlgilenmiyorum'u da bastığınızda YouTube algoritması bir daha ben yeni video yüklediğimde ya da eski videolarımı size önermeyecektir.